Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Değerli insanlar, kıymetli seyircilerim. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, güzellikleri her daim üzerimiz olsun. Bu mübarek gün ve geceler hürmetine Rabbim bize merhamet etsin. İçinde bulunduğumuz koronavirüs sürecini bir an önce Rabbim bitirsin. Kıymetli insanlar, sizlerle bu sohbetimizde hakiki mümin kimdir? Özellikleri nelerdir? Hakiki mümin nasıl olmalıdır? Ayet-i kerimelerle inşallah konu işlemeye çalışalım. Tevbe suresi 112. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim Ettaibunel abidunel hamidunel saihunel raki'unel sacidune Es-sacidunel amirune bil ma'rufi ven nahune anil münker vel hafizune li hududillah ve beşşiril müminin. Müminleri müjdele diyor Allah-u Teala ayetin sonunda. Kimmiş bunlar? Müminlerin özellikleri nelermiş? Bu ayete göre kendimize de bir rol pay biçelim inşallah. Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Allah yolunda seyahat edenler, ruku edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar. Allah'ın sınırı ne? Kur'an-ı Kerim'de bildirilenler kıymetli insanlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamaları. Nisa suresi 146. ayetinde Rabbimiz tevbe edenler, hatalarını düzeltenler. Hata ettik. Allah-u Teala diyor ki hakiki müminler için hatalarını düzeltenler. Allah'a tutunanlar ve dinlerini Allah'a halis kılanlar. Bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere büyük bir ecir verecektir. Enfal suresi 2. ayet-i kerimesinde Rabbimiz ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdetum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Müminler ancak o kimselerdir ki, kimlerdir ya Rabbi? Allah anıldığında kalpleri ürperir, kalpleri titrer. Onun ayetleri okunduğunda imanlarını artırır. Ayetler okunur ve imanları artar müminlerin ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Kıymetli insanlar, değerli seyircilerim, Allah'ın ayetleri diyorsunuz, hadisler diyorsunuz, din diyorsunuz, iman diyorsunuz, çoğu insan aldırış etmiyor. Onun ayetleri okunduğunda imanlarını artırır diyor Allah-u Teala ayet-i kerimesinde. Kalpleri ürperir, kalpleri titrer diyor. Mümin kadınlara da şimdi müminin özellikleri ne? Şimdi Allah-u Teala ortaya koyuyor. Hakiki müminin özelliklerini ortaya koyuyor. Mümin kadınlara da yani iman etmiş kadınlara da gözlerini sakınmalarını ve iffetlerini muhafaza etmelerini söyle. Mümin kadının özelliklerini sayıyor Allah-u Teala burada. Gözlerini sakınmalarını ve iffetlerini muhafaza etmelerini söyle. Kendilerinden görünenler hariç süslerini açığa çıkarmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar. Demek ki baş kapanacak bir örtü var ve yakalarının üzerine koysunlar diyor Allah-u Teala. Kafa, boyun ve göğüs kısmını örtecek şekilde tabii başörtüsünü örtecek. Kocalarından şimdi kime biz namahrammışız bir bakacağız. Kocalarından, babalarından, kayınbabalarından, çocuklarından, kocalarının başkalarından olma çocuklarından, kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin çocuklarından, kız kardeşlerinin çocuklarından, kendi kadınlarından, sağ elinin sahip olduğu köle ve cariyelerden, kadına ihtiyaç ve arzusu olmayan erkeklerden, kadınların avret yerlerini anlamayan çocuklardan başkasına süslerini göstermesinler. Hakiki müminleri saydı Allah-u Teala özelliklerini. Bunlardan başkasına süslerini göstermesinler. Bunlara gösterebilirler. Gizledikleri ziynetler anlaşılsın, bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep beraber topluca Allah'a tevbe edin ki kurtulaşa eresiniz ey müminler. Kadınlara Allah-u Teala kuralı koydu. Artık kadınların kendilerine göre kural koyma, hüküm koyma yetkisi yok kıymetli seyircilerim. Sadece kadın buna uyacak. Bana ayeti kerime ne diyor? Örtüme ne diyor? Bir bakacak. Ben kiminle beraber oturabilirim, kalkabilirim, muhatap olabilirim? Ona bakacak. Ayeti ortaya koyduk işte.
Nur suresi 30'da ne buyuruyor? Mümin erkeklere gözlerini sakınmalarını ve iffetlerini korumalarını söyle. Bir önceki ayet Nur suresi 31. ayet-i kerimeydi. Bu da Nur suresi 30. ayet. Şimdi erkeklere diyor Allah-u Teala, mümin erkeklere, takvalı erkeklere gözlerini sakınmalarını ve iffetlerini korumalarını söyle. Bu onlar için en hayırlı, temiz olandır. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Demek ki kıymetli seyircilerim, sadece kadınlara iffet değil, erkeklere de iffet emredilmekte. Ahzab suresi 59. ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu, Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike ve benatike ve nisail mu'minine diye devam eden ayette, ey nebi, ey peygamber, eşlerine, peygamberin hanımlara sesleniyor, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, yani şimdi bizim kadınlara geliyor, de ki tüm bedenlerini örten cilbaplarını üstlerine giysinler, elbiselerini giysinler. Bu onların tanınmamaları. Yani giydiğimiz elbisenin şeklini de söylüyor Allah-u Teala. Kadınların giydiği elbisenin şeklini de söylüyor. Mümin kadınlar, iman etmiş hakiki müminlerden bahsediyoruz, konumuz bu ya. Mümin kadınlara da de ki tüm bedenlerini örten cilbaplarını üzerine giysinler. Nasıl olacakmış cilbap? Bu onların tanınmamaları ve eziyet görmemeleri için en uygun olanıdır diyor Allah-u Teala. Kıymetli insanlar, değerli seyircilerim, bu ayetler bizlere kuralları koyuyor. Bu ayet kadınları uyarmakta ve örtülerinin şeklini anlatmakta. Örtülmeyen halini artık bilmiyoruz. Yani siz bilirsiniz. Ayet-i kerimeyi kendinize göre ortaya koyarsınız, incelersiniz, bakarsınız. Örtülmediğim zaman ne olur? Bakarsınız. Müminler Allah'tan korkup sakınırlar. Allah'ın yasakladığı veya rızasına aykırı olan bir şey yapmaktan çok çekinirler. Müminin özellikleri bu. Alimran suresi 102. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe hakka tukâdihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkup sakının. Yalnızca müminler şirki terk ederek tevhidle Allah'a yönelen kullar olarak can verin. Değerli insanlar, kıymetli seyircilerim, Zumar suresi 23. ayet-i kerimesinde Rabbimiz, Allah birbirine benzeyen, tekrar eden, sözün en güzeli olan Kur'an'ı kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan dolayı derileri ürperir, tüyleri diken diken olur. Sonra ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Evet insanlar, Rabbimizin hidayetine kulak vereceğiz. Hakiki mümin nasıl olunur? Ayetlerden öğreneceğiz. Müminler yalnızca Allah'a güvenirler. Müminler Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmazlar. Ahzab 39'da Rabbimiz, o Allah'ın mesajlarını tebliğ eder. Kur'an'ı anlatır. Ondan korkar ve Allah'ın dışında hiçbir kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. Mümin kesin bilgiyle iman etmiştir. Kesin bilgiyle iman etmiştir. Allah'ın rızasını kazanmaktan dönmek gibi bir düşünceye asla kapılmaz. İşi gücü Allah'ın rızasını kazanmak olur. Her gün daha şevkle ve heyecanlı bir biçimde hizmetlerini Allah için sürdürür. Hucurat suresi 15. ayet-i kerimesinde Rabbimiz, müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman etmiş, sonra da şüpheye düşmeden Allah yolunda malları ve canlarıyla cihat etmişlerdir. Bunlar sadık olanların ta kendileridir. Yani imanda zirve yapmışların kendileridir. Bakara suresi 4. ayet-i kerimesinde Rabbimiz, sana indirilen ve senden önce indirilen kitaplara iman eder, ahiret gününe yakinen inanırlar. Ya müminler. Müminler Kur'an'a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur'an'a göre düzenlerler. Kur'an'a göre yanlış olduğunu gördükleri bir tavırdan hemen vazgeçerler müminler. Araf suresi 70'te kitaba yapışanlar, sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar var ya diyor Allah-u Teala. Şüphesiz biz ıslah edenlerin ecirlerini zayi etmeyiz. Ya kıymetli insanlar, Ahzab suresi 23'te Rabbimiz, müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'la yaptıkları sözleşmeye sadık kaldılar. Onlardan kimisi
adağını yerine getirdiği kimisi de beklemektedir. Kesinlikle gözlerini, sözlerini değiştirmemişlerdir. Ya sağlam gençler, müminler, Allah dostları. Kıymetli insanlar, müminler sürekli Allah'ı anarlar. Allah'ın her şeyi gören ve işiten olduğunu bilirler. Sürekli Allah'ın sonsuz kudretini hatırlarlar, hatırlarında tutarlar. Ali İmran suresi 191. ayet-i kerimesinde Rabbimiz, onlar ki ayakta, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, Rabbimiz sen bunu boşa yaratmadın. Seni eksikliklerden tenzih ederiz, bizi ateşin azabından koru derler. Rad suresi 28'de onlar ki iman edip kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain, huzur ve güven içinde olanlardır. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Nur suresi 37'de onlar ticaretin ve alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlardır. Kalplerin ve gözlerin dehşetten ters döndüğü bir günden korkarlar. Onlar ticaretin ve alışverişin kendini Allah'tan, Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlardır. Demek ki ticaret bizi namazımızdan etmeyecek, Allah'ı anmamızdan etmeyecek, patron korkusu olmayacak, rızık korkusu olmayacak. Ya kıymetli insanlar, bu ayeti tekrar inceleyin. Araf suresi 205'te Rabbimiz gönülden yalvararak korku ile ve yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam Rabbini zikret. Sakın gafillerden olma. Allah-u Teala ne güzel bize öğüt veriyor kıymetli insanlar. Müminler her şeyin Allah'tan olduğunu bilirler. Bu nedenle hiçbir olay karşısında telaşa kapılmaz. Her zaman serin kanlı ve tevekküllü olurlar, tevekküllü davranırlar. Müminler ahirete yönelmişler. Asıl hedef olarak ahireti belirlemişlerdir. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanırlar. Dünyada da cennet ortamının bir benzerini oluşturmaya çalışırlar. Müminler, hakiki müminler. Nisa suresi 74'te Rabbimiz, dünya hayatının karşılığında ahireti satın alanlar, Allah yolunda savaşsınlar diyor Allah-u Teala. Allah yolunda savaşsınlar. Kim de Allah yolunda savaşır, öldürülür ya da galibiyet elde ederse ona büyük bir mükafat vereceğiz diyor Rabbim. Kıymetli seyircilerim, Saat suresi 46'da Rabbimiz, şüphesiz ki biz onları yalnızca ahiret yurdunu anan ihlaslı kullar kıldık. Hakiki müminler. Müminler sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. Müminleri. Maide suresi 55'te Rabbimiz, sizin dostunuz ancak Allah, Resulü, namazı kılıp zekatı veren ve rükû eden müminler, mümin kimselerdir. Sizin dostunuz ancak. Ya demek ki dostumuz bizim kimmiş? Ancak Allah, Resulü, namazı kılıp zekatı veren ve rükû eden müminler, mümin kimselerdir diyor Allah Teala. Uyarıyor. Maide 56'da kim de Allah'ı, Resulü ve müminleri dost edinirse şüphesiz ki Allah'ın taraftarları kesinlikle üstün gelecek olan onlardır. Ya müminler akıl sahibidirler kıymetli insanlar. Her an ibadet bilincinde olduklarından sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar. Zümer suresi 18'de Rabbimiz, onlar sözü işitip en güzeline uyarlar. Bunlar Allah'ın hidayet ettikleridir. Bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Ne güzel uyarı. Müminler tüm güçleriyle Allah adına inkarcılara, özellikle inkarcıların önüne gelenlerine karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Hiç yılmadan ve gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. Enfal suresi 39'da Rabbimiz, fitne, şirk sonlanıncaya ve dinin, otoritenin tamamı Allah'ın oluncaya dek onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah yaptıklarını görendir. Hucurat suresi 15'te müminler ancak o kimselerdir ki innemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasulihi thumme lem yartabu ve cahadu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah ulaike humus sadikun ulaike humus sadikun. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman etmiş,
sonra da şüpheye düşmeden Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad etmişlerdir. Bunlar sadık olanların ta kendileridir. Ulaike hum sadikun. Müminler hakkı söylemekten çekinmezler kıymetli insanlar. Müminler Allah'ın dinini tebliğ ederler. Baskıcı değillerdir. Öfkelerine kapılmazlar. Hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar. Ali İmran suresi 134'te Rabbimiz o muttakiler ki bollukta da darlıkta da infak ederler. Öfkelerini yutar ve insanları affederler. Kıymetli insanlar, ayetler bize kuralları koymuş. Araf suresi 99'da sen af yolunu tut diyor Allah-u Teala. İyi olanı emret ve cahillerden yüz çevir. Affedici olacak mümin. Şura suresi 40'da kötülüğün karşılığı misliyle kötülüktür diyor Allah-u Teala. Kim de affeder, yani kötülük yapanı affeder, kötülük yapanları efendim bağışlar. Kim de affeder ve ıslah ederse onun mükafatı Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Bizi uyarıyor. Müminler güvenilir insanlardır. Baskı ve zulüm görürler. Ne kötü, baskı ve zulüm görürler. Zorluklara katlanırlar müminler. Ankebut 2'de Rabbimiz, yoksa insanlar iman ettik dedikten sonra imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı zannediyor diye Allah-u Teala. Ehasibennâsü en yutrakû en yekûlû âmennâ ve hum lâ yuftenûn. Yoksa insanlar iman ettik dedikten sonra imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Bakara suresi 156'da Rabbimiz, onlar ki başlarına bir musibet geldiğinde şüphesiz ki biz Allah'a aitiz. Allah'tan geldik ve hiç şüphesiz yine ona döneceğiz derler hakiki müminler. Ya ne güzel. Ali İmran suresi 195'te Rabbimiz, Rableri onlara icabet etti. Şu sizden erkek olsun kadın olsun amel yapanların amelini zayi etmeyeceğim diyor Allah Teala. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, benim yolumda eziyet gören, savaşan ve öldürülen kimselerin günahlarını örteceğim ve onları altından ırmaklar akan cennetlere sokacağım diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Müjdeleri veriyor, sıralıyor. Müminler zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. Ali İmran suresi 173'te onlar ki insanlar sizinle savaşmak için toplandı. Onlardan korkun denildiğinde İmanları arttı ve dediler ki Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Allah'a güvenirler. Nisa suresi 74'te dünya hayatının karşılığında ahireti satın alanlar. Allah yolunda savaşsınlar diyor Allah-u Teala. Dünya hayatının karşılığında ahireti satın alanlar. Allah dostları. Ahiret dostları. Allah yolunda savaşsınlar. Kim de Allah yolunda savaşır, öldürülür ya da galibiyet elde ederse ona büyük bir mükafat vereceğiz diyor Rabbim. Celle Celaluhu. Kıymetli seyircilerim, müminler Allah'ın koruması altındadırlar. Aleyhlerinde kurulan tüm tuzaklar boşa çıkar. Allah onları tüm iftira ve tuzaklara karşı koruyarak onları üstün kılar. Ali İmran suresi 124-120'de size bir iyilik dokunması onları üzer diyor Rabbimiz, uyarıyor. Başınıza bir musibet gelmesiyle sevinirler. Şayet sabreder ve Allah'tan korkup sakınırsanız onların tuzakları size hiçbir zarar veremez. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmış. Muhittir. Ya muhitun. Ayetin sonu. Kıymetli insanlar, değerli seyircilerim. İbrahim suresi 46'da. Şüphesiz onlar tuzaklarını kurdular. Onların tuzaklarına verilecek ceza Allah'ın yanındadır. İsterse onların tuzakları dağları yerinden oynatacak cinsten olsun diye Allah-u Teala. Onların tuzaklarını boşa çıkartıyor Rabbim. Nahl suresi 26'da muhakkak ki onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Allah onların evlerini temelden yıktı. Üstlerindeki tavan başlarına çöktü ve azap onlara hiç ummadıkları bir yerden geldi. Ya Rabbine güven yeter. Allah-u Teala kendisine güvenmemizi istiyor. Müminler inkarcılara karşı tedbirlidirler. Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. Zuhruf suresi 62'de Rabbimiz وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اِنَّهُ
Lekum adullum mubin. Sakın şeytan sizi Allah'ın yoluna alıkoymasın diyor Allah-u Teala. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Müminler münafıklara karşı mücadele eder. Münafık karakterlerle birlikte olmazlar. Tevbe suresi 95'te onlara döndüğünüz zaman yüz çeviriniz. Onlara döndüğünüz zaman yüz çeviriniz diyor Allah-u Teala. Yüz çeviresiniz diye Allah adına yemin edecekler bunlar. Kim bunlar? Münafıklar. Onlara döndüğünüz zaman yüz çeviresiniz diye Allah adına yemin edecekler. Onlardan yüz çevirin diyor Allah-u Teala. Bilakis onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar pisliktirler diyor. İşledikleri sebebiyle barınakları cehennem olacaktır diyor. Ayet açık açık söylüyor. Müminler inkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. Birbirlerine danışarak istişareyle hareket eder müminler. Şura suresi 38'de onlar Rablerinin çağrısına icabet eder. Namazı dosdoğru kılar. İşleri aralarında istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Müminler istişare ile hareket eder. Kıymetli insanlar, hakiki müminler. Müminler iman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. Kehf suresi 28'de. Sabah akşam Rablerinin rızasını umarak ona dua edenlerle beraber sabret. Dünya hayatının süsünü isteme. Sözünü Rablerinin rızasını umanlardan ayırma. Kalbini zikrimizden gafil bıraktığımız. Allah burada uyarıyor. Kalbini zikrimizden gafil bıraktığımız. Hevasına uyan ve işleri hep aşırılık olan kimseye itaat etme. Müminleri uyarıyor. Hakiki müminleri. Tevbe suresi 55'te. Onların malları ve evlatları seni etkileyip imrendirmesin. Allah bu dünya hayatında onlara eza etmek, bir de canlarının zorlanarak ve kafir olarak çıkmasını ister. Ya onların evlatları ve malları bizi imrendirmez. O Tevbe Taha suresi 131'de onlardan bazılarına kendilerini imtihan etmek için verdiğimiz dünya süsüne gözünü dikme diyor Allah-u Teala. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Müminler zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. Hac suresi 41'de Rabbimiz kendilerine yeryüzünde iktidar verildiğinde namazı dosdoğru kılar. Zekatı verir, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. İşlerin akıbeti Allah'a aittir. Ya iktidar sahipleri böyle yapmak zorunda. Müminler ibadetlere titizlik gösterir. Namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. Bakara suresi 238'de Rabbimiz namazları koruyun. Orta namazı da ve Allah için gönülden itaat ederek kıyama durun. Namazı koruyacağız, orta namazı da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde orta namaz ikindi namazı olarak geçer. Kıymetli insanlar. Enfal suresi 3'te onlar ki namazı dosdoğru kılar ve onlara rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Mü'minun suresi 1. ayet-i kerimesinde Rabbimiz قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Şüphesiz ki müminler kurtuluşa ermişlerdir. Hakiki müminler. Ya 2. ayet-i kerimesinde onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Namazı huşu ile kılarlar. Ya böyle Rabbimizin huzuruna vardıklarında huşu içerisinde namaz kılarlar. Müminler sabırlıdırlar, kıymetli insanlar. Bakara suresi 45'te وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Sabır ve namazla diyor Allah-u Teala. Allah'dan yardım dileyin. Şüphesiz ki o huşu ehli dışındakilere büyük ağır gelen bir yüktür. Demek ki sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyeceğiz. Müminler çoğunluğa değil Allah'ın verdiği kıstaslara uyarlar. Enam suresi 116'da Rabbimiz şayet yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan seni Allah'ın yoluna saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar veya sadece tahminle iş yaparlar. Kıymetli insanlar, müminler Allah'a yakınlaşmak, örnek bir mümin olabilmek için gayret sarf ederler. Vakıa suresi 10'da Rabbimiz وَسَابِقُونَ سَابِقُونَ On önde olanlar öncülerdirler. Furkan suresi 74'te onlar ki Rabbimiz
Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı, sevinç ve huzur kaynağı olacak kimseler ihsan et ve bizi muttakilerle beraber kıl derler. Ya duaya bakın. Müminler atalarına körü körüne uymazlar. Kur'an'a göre hareket ederler. Kıymetli insanlar, Hud suresi 109'da bunların ibadet ettikleri şeylerden şüphen olmasın. Daha önce babaları nasıl ibadet ediyorsa bunlar da öyle ibadet ediyorlar. Paylarına düşen azabı hiç şüphesiz, eksiksiz bir şekilde onlara vereceğiz. Babalarının yaşantısına uyanlar, körü körüne uyanlar, putlara tapanlar mesela, müminler israftan kaçınırlar. Furkan suresi 67'de Rabbimiz, onlar harcadıklarında israf ve cimrilik etmezler. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tutarlar diyor Allah-u Teala. Müminler iffetli davranırlar ve Allah'ın istediği şekilde evlenirler. Onlar iffetlerini korurlar diyor müminin 5'te. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Nur suresi 30'da bahsetmiştik. Mümin erkekler gözlerini kısmalarını, harama bakmamalarını ve iffetlerini korumalarını onlara söyle. Bu onlar için en hayırlı olandır diyor Allah-u Teala. Müminler fedakardırlar kıymetli insanlar. Ona olan sevgisine, iştahına rağmen yemeği, miskine, ihtiyaç sahibi, yoksula, yetime ve esire yedirirler. Ne güzel uyarı. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Ve infak etmişseniz kesinlikle, ne infak etmişseniz kesinlikle Allah onu bilir. Ali İmran 92'de Allah Rabbimiz böyle buyuruyor. Ali İmran 134'te o muttakiler ki bollukta da darlıkta da infak ederler. Bollukta ve darlıkta da öfkelerini yutar ve insanları affederler. Müminler temizliğe dikkat ederler. Ey insanlar, yeryüzündeki helal ve temiz olan yiyeceklerden yiyin. Bakara 168. Şeytanın adımlarına uymayın çünkü o sizin için apaçık düşmandır diyor Allah-u Teala. Elbiseni temiz tut. Pislikleri terk et. Müddessir 4 ve 5. ayet-i kerime. Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmaz. Hucurat suresi 12'de ey iman edenler, zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin özelini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Arkasından konuşmayın. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemeyi ister mi? Tiksindiniz. Allah'tan korkup sakının diyor Rabbimiz kıymetli insanlar. Müminler haset etmekten kaçınırlar. Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Ali İmran 17'de sabredenler, sadık olanlar, gönülden Allah'a itaat edenler, infak edenler ve seher vakitlerinde istiğfarda bulunanlardır. Ne müthiş uyarlar bunlar. Ali İmran suresi 147'de sadece şöyle söylemekle yetindiler. Rabbimiz günahlarımızı ve işlerimizi, var olan aşırılıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler toplumuna karşı bize yardımcı ol. Bu şekilde dua etmek lazım. Yine Ali İmran 193. Rabbimiz şüphesiz ki biz Rabbimize iman edin diye imana davet eden bir davetçiyi işittik ve iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört ve ebrar olanlarla, çokça iyilik yapanlarla beraber canımızı al. Bu şekilde dua etmek lazım. Haşr suresi 10. ayet-i kerime. Sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen şefkatli olan Rauf ve kullarına karşı merhametli olan Rahimsin. Rabbim beni, anne babamı, evime mümin olarak gireni, mümin erkek ve mümin kadınları bağışla. Zalimlerin yalnızca helakini artır. Tevbe suresi 111'de şüphesiz ki Allah cennet karşılığında müminlerin canlarını ve mallarını satın almıştır. Müminlerin Allah yolunda savaşır, öldürür ve öldürülürler. Bu Tevrat, İncil ve Kur'an'da Allah'ın hak olan vaadidir. Kim Allah kadar sözüne bağlı olabilir ki? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı müjdelenin, en büyük kurtuluş işte budur diye Rabbimiz. Kıymetli insanlar, değerli seyircilerim, ayetler müminlerin özelliklerini ortaya koydular. Bizler de inşallah ayetleri tekrar tekrar okuruz. Kur'an'a sarılırız Kur'an ayında. Kur'an'a yöneliriz, peygamberimize yöneliriz. Peygamberimiz ne bırakmışsa onu alırız, neyi yasaklamışsa ondan sakınırız. Kıymetli insanlar, Rabbimize emanet olunuz.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.